Türkiye'nin Seçim 2011 programında dün akşam Hüseyin Haydar'ın konukları Sümerolog Muazzez İlmiyeçi, ünlü sunucu yazar Rüştü Erata, yazar Tuna Kiremitçi ve milli dağcımız Nasuh Mahruki'ydi. Dört katılımcı da Cumhuriyet Güç Birliği'ni desteklediklerini açıkladı. Güç Birliği'ni son derece şey diyorum, yani olmasını istiyorum. Bunun üzerinde de çalışıyorum, uğraşıyorum. BDP'nin bağımsız olarak girecek adaylarıyla 25 ile 30 arasında sayılarını artırarak bir grup kurabilecekleri gözleniyor. Genelde o çıkıyor. Öyle bir ayrışmacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bozacak bir grup orada varken MHP'de olmalı, CHP'de olmalı, daha solda, daha dik durabilen, daha bilinçli, bağımsız insanlar da dilerim Cumhuriyet için Güç Birliği de orada bir grup kurabilir. Bu yine ben hep o anlamda söylüyorum. Bu Türkiye için yararlı, bölge için yararlı ve tüm insanlık için yararlı. Evet. Bir de Güç Birliği'nin mesajı sadece CHP seçmenine değil. Yani onu öyle görmemek lazım. Çünkü Güç Birliği'nin söylediği şeylerden faydalanacak olan başörtülü kızlar var. İşte namazında, niyazında insanlar var. Köyünde hani şu anda başka daha dini bütün insanlar var. Hayır, sandık küskünleri var. Sandık küskünleri var. Yani bu insanlar da Güç Birliği'nin baskısı altında inleyenler var. Kürtler var. Hani bu mesajlar sadece CHP seçmeninin için üretilen mesajlar değil. Böyle bir hani bütün Türkiye ve bu Türkiye'nin bütün yelpazesi için üretilen mesajlar. Peki, o zaman... Dağcı Mahruki özellikle Doğu Perinçe'yi mecliste görmek istediklerini dile getirdi. İşte Doğu Bey'in bu özellikle Ermeni soykırımı yalanları için mücadelesini yakından biliyorum. İşte Lozan'da, Paris'te, Berlin'de yaptıkları mücadele, bir kısmına ben de katıldım. Kıbrıs'taki mücadelesini yakından biliyorum. Ben de gittim, katıldım. Diyarbakır mitinginde, işte Cumhuriyet mitinginde gittik. Biz akut olarak 50 kişi katıldık. Evet. Yani 50 akut gönüllüsü gittik, bayrak salladık Diyarbakır'da. Dolayısıyla yani bunun Doğu Bey'in gayretini, mücadele azmini hakikaten yakından biliyorum. Ve eğer meclise girebilirse inşallah müthiş bir fark yaratacağını tahmin ediyorum. Programda Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'ni de masaya yatıran aydınlar, Cumhuriyet Güç Birliği bağımsız adaylarının mecliste yer almasının projeye Türkiye'nin yanıtı olacağını söylediler. Çok farklı etnik grupların ulus bilinci içerisinde ve barış içerisinde yaşayabileceğinin şeyi olan, numunesi olan iki tane güzel ülke vardı. Bunlardan biri, ben muhacir çocuğu olduğum için, Yugoslavya örneği çok çarpıcıdır benim için. Bir Yugoslavya'ydı, bir de Türkiye. Evet. Yani bunları. Hani Yugoslavya'yı dümdüz ettiler bir güzel. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir şeyin olabileceğinin ispatı. Yani bu kadar farklı etnik gruplar kardeşçe, barış içerisinde bir ulus birinciydi ve bir İslam coğrafyasında yaşayabilirlerin ispatı Türkiye. Yılını yanlış söylersen düzeltin. 96 mı? 96. 97 mi? Neyse. İşte Abdullah Gül ve... Abramovic'in işte Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlar ve Dışişleri Bakanlığı hazırladığı kapak sayfası var. Yani bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu 12 Haziran genel seçimi çok önemli. Burada vereceğimiz ileti Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e, İngiltere'ye vesaire neyse ve o dünya derin güçlerine karşı bu Türk toplumu öyle kolay kolay bizim planımıza teslim olmayacak iletisi.